arkadaşlar. Bundan sonra İsa Hoca ile Çözüme Doğru programında soruların ağzını burnunu kırmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi sorularımıza geçebiliriz. Evet, sorumuz arkadaşlar özel bir soru. Özellikle ben hazırladım sorumuzun küme sorusunun elemanlarını. Dikkat ederseniz arkadaşlar B harfi, J harfi, K harfi. Evet, bunları hızlı söyleyince arkadaşlar biliyorsunuz B, J, K oluyor. Burada da 1, 9, 0 ve 3 rakamları var arkadaşlar. Bunlar da özel bir sayılar. Artık bunların özelliğini ben söylemiyorum, siz biliyorsunuz. İsterseniz sorumuza geçelim. Sorumuz A kümesinin diyor alt kümelerinin kaç tanesinde en az 2 rakam vardır? Arkadaşlar şuraya dikkat edin, önemli kelimeler. En az 2 rakam vardır. Şimdi arkadaşlar soruda herhangi bir şart olmasaydı A kümemizin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tanesinden arkadaşlar 2 üzeri 7'den 128 tane alt kümesi olurdu. Ama arkadaşlar sorumuzda alt kümelerini istemiyorum. Bu 128 tane alt kümenin kaç tanesinde en az 2 rakam vardır? Şimdi arkadaşlar bu sorumuza tersten bakacağız. En az 2 rakam vardır olanlar demek, en az 2 rakam var demek 2 rakam da olabilir, 3 rakam da olabilir, 4 rakam da, hepsi de olabilir. Şimdi arkadaşlar 2 rakam dediğimiz mesela 1-9 olabilir, 1-0 olabilir, 1-3 olabilir, 9-0 olabilir, 9-3 olabilir. Bu şekilde yaparsak sorumuz baya uzun olur. Şimdi biz bu soruyu tersten bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar biz bu tüm 128 tane alt kümenin içerisinden içerisinde hiç rakam, bakın yazıyorum, hiç rakam olmayanlar ile, hiç rakamlar olmayanlar ile bir rakam olanları çıkarırsak, bakın çıkarırsak bu tamamın içerisinden, 128'in içerisinden hiç rakam olmayanlarla bir rakam olanları çıkarırsak geriye 2 rakamlar, 3 rakamlar, 4 rakamlar kalır. Zaten geriye kalan 2 rakamlar, 3 rakamlar, 4 rakamlar bizden sorunun istediği kısım. O zaman az önce dediğim gibi 1-9, 1-0, 1-3, 9-0, 9-3, 0-3'ü ya da hatta 1-9-0, 1-9-3'e bakmaktansa şu hiç rakamlarla bir rakamlara bakmak daha kolay. O zaman bakalım arkadaşlar. Şimdi içerisinde hiç rakam olmayanlara bakalım. Arkadaşlar kümemizin elemanları, bir daha söylüyorum. BCK 1903 arkadaşlar, 1903. Şimdi içerisinde hiç rakam olmaması demek rakamları silmek demek. Sildik rakamları. Arkadaşlar sildiğimiz zaman geriye kaç harfimiz kaldı? 3 harfimiz kaldı. O zaman 3 harfli arkadaşlar 203'ten 8 tane yazdı. Yani arkadaşlar içerisinde hiç rakam olmayan kümemiz kaç taneymiş? 8 taneymiş. Şimdi gelelim arkadaşlar bunun içerisinde bir rakam olanlara. Yani bu BJK dediğimiz, BJK harfleriyle yazdığımız 8 tane arkadaşlar, böyle 8 tane alt kümemizin içerisine bir rakam koyacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buraya dikkat edelim. Sorunun bu kısmı kolay ama sorunun en can alıcı noktası, acaba içerisinde bir rakam olanları nasıl yapacağız? Şimdi arkadaşlar bir rakam dediğine göre bu 8 tane alt kümenin her birinde sadece 1 olabilir ya da sadece 9 olabilir. Sadece 0 olabilir. Sadece 3 olabilir. Yani bu 8 tane kümenin içerisine sadece 1 koyarsak, sadece 9 koyarsak, sadece 0 koyarsak, sadece 3 koyarsak o zaman biz neyi bulmuş oluruz? Bir rakamları bulmuş oluruz. O zaman arkadaşlar 8 tanesinin içerisinde 1 koyarsak 8 tane 1'in olduğu, 8 tanesinin içerisinde 9 koyarsak 9'un olduğu, 8 tane 0 koyarsak 0'ın olduğu, 3 koyarsak 3'ün olduğunu bulmuş oluruz. Yani bir rakamların olduğu küme, bir rakamlıların olduğu küme sayısı 8, 16, 24, 32 taneymiş arkadaşlar. O zaman arkadaşlar ne oldu? Hiç rakam olmayan küme ile bir rakamların olduğu küme 40 tane oldu. Tamamı da 128 tane olduğu için arkadaşlar 40'ı çıkardığımız zaman, evet yanlış çıkarmadıysak, cevabımızın ne olması lazım? 88 olması lazım. Evet, bir sonraki soruda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.